Çok eskiden biliyorsunuz fut yöntemi vardı. Yani, ense bölgesinden bir parça çıkartılıyordu. Sonra onlar minik minik saç köklerine ayrılıyordu. Bunlar ekiliyordu vesaire. Son yıllarda fue tekniği çıktı. Fue tekniğinde de tek tek kök alıyoruz. Bazen tekli, bazen ikili, bazen üçlü hatta dörtlü kökler şeklinde çıkabiliyor. Bunları yine... Şu fue görüntüsü değil mi Kadriye Hanım? Enseden alıyorsunuz. Orada graft donör daha mı fazla ve kuvvetli köklere? Tabii oradaki saçlarımız daha kuvvetli. Bir de şunu da ifade etmek istiyorum. Şimdi saç ekimi yapılacak kişinin saç derisinin de sağlıklı olmasını hedefliyoruz. Yani seborreik dermatit dediğimiz bir halk arasında yağ bezi ekzeması denen bir hastalık var. Deride pullanma, saçlarda aşırı yağlanma gibi şikayetler oluyor. Kişide eğer böyle bir problem varsa bunun da tedavisi gerekiyor. Çünkü saç ekimini bu da olumsuz etkiliyor.